Tamam. Kaç kişi var? Evet. Tolga geldi. Uğur Bektaş geldi. Çok enteresan Nalan Sena geldi. Şöyle başlayayım. Uğur Bektaş geçen ders ne yapmıştık? Sen hatırlarsın. Geçen ders relatif homoloji grupusuna Heh, evet. En azından dersten bir dakika önce bir bakmış oldun. başlamışız. Şeyi tanımlamıştık. X diye bir topological space aldık. A diye bunun bir subsetini aldık. X virgül A'nın ilk önce chain kompleksini tanımladık. X virgül A'nın chain kompleksini X'in chain kompleksini A'nın chain kompleksine bölerek buluyorduk. Burada boundary map, şimdi normalde sadece X'te cycle'ları tanımlıyor olsaydık boundary map altında sıfır olan elemanlara cycle derdik. Ama şimdi X virgül A'nın homolojilerini tanımlarken boundary'si aslında A'nın içerisinde olan simplexler cycle olacaklar. Hatırladın mı Tolga? Hatırladım hocam. Onur Işık da geldi. Anıl ne zaman gelecek çok merak ediyorum. Evet. Şimdi en sonda da notlarıma göre şey yapmıştık. Triple of topological spaces diye X'in bir subsetini alıyoruz. B diye B'nin bir subsetini alıyoruz. A diye. Bunlar triple topological space'lerdi. Şimdi bunlarla ilgili olan homolojilerle ilgili bir şeyler söyleyeyim. Kaç kişi geldi şu ana kadar? Ah, Utku da gelmiş. Çok enteresan. Günaydın Evet, Onur Işık. Başka da gelen yok herhalde. Tamam, başlıyoruz artık. Gelen de yok. Gelirler. Proposition. Evet. Şimdi let x be a topological space and işte let şöyle alacağız. A B'nin içerisinde, B x'in içerisinde, B two subsets. Şimdi aslında şimdi şeyi düşünebiliriz değil mi? B'den X'e bir inclusion var. Şöyle diyelim. We denote by şöyle yapalım. Inclusion'la göstereyim. B virgül A'yı alayım. Bunu şeye göndereyim. X virgül A'ya. Aslında A'nın üzerinde biraz identity gibi. Tamam. And dediğimde aslında bu da inclusion tarafından induce edilen diye düşünebilirsiniz. X virgül A X'e götürürken A'yı da B'nin içerisine götürüyor. Aslında bunlar da ikisi de aslında inclusion mapleri. The inclusionlar, the obvious maps diyeyim. Anıl geldin mi? Geldim hocam. Ben de dedim en son gelir bu. Lan Erkam? Erkam yok. Tamam. Buradayım hocam. Bu çocuk da var ya yani hani böyle kahvede falan var ya böyle tartışma başlatıyor. Buradayız hocam. Evet. Şimdi buraya kadar tamamız. For each n in n the map şöyle tanımlayacağız. H n
x virgül b'den. Şimdi bunlara ait şeyi hatırlamaya çalışıyorum. Evet, şimdi şeyi düşünürseniz Megahan. Evet, şimdi A diye X'in bir good subset'ini alıp bir tane long exact sequence yazmıştım. O da A'nın n'inci homolojisi, X'in n'inci homolojisi, X quotient A'nın n'inci homolojisi, sonra bir connecting homomorfizmayla A'nın n-1'inci homolojisi diye gidiyor. Şimdi ona çok benzer bir sequence'u bu relative homolojiler için tanımlayacağım. Arada bir de triple of topological spaces ile ilgili laflar edeceğim. Tamam, amaç o. Şimdi şunu geri kaldırıyorum. Buradan h n minus 1 of b virgül a'ya o da şöyle. Şimdi j from 1 to k a j. Şimdi aslında buraya şöyle bir şey koyuyoruz değil mi? Bir tane sigma koyuyoruz. Şimdi ama bu sigma nereden nereye gidiyor şu sigma? Hocam şimdi bayağı ara verdim ben. Videoları izlemiyor mu? Hocam yok işte şimdi başlayacağım hepsine. Çok birikti. O yüzden de daha fazla kaçırdım. Hani böyle Netflix'te oturup bir haftada dizi bitirmeye benzemiyor. Hocam sizin dersleriniz dizi gibi bitirilir yani. Yıllar içerisinde bu çocuk ne oldu? Bak mesela Utku tıraş olup geliyor derslere. Adam resmen parlayarak gelmiş derslere. Tamam. Şimdi bunlar aslında şöyle. Bağlıca maplerdi hocam. Yani az çok hatırlıyorum. Oğlumcuğum bir saniye. Şimdi alttan bir eşim falan mı yandan böyle şey mi cevap mı veriyor? Yok hocam kimse yok. Şimdi bu sigma j'ler simplexler. Şimdi aslında bunlar n'inci homolojideyiz ya. Şimdi bunu sonradan silerim ama şöyle. Bu sigma j dediğim adam benim jn x virgül b'de. Yani özünde burası nedir? Bunu tanımlamıştık. Anıl burası. Peki şunu sorayım. Bunlar nasıl gruplar jnx'ler? Abelian gruplar. Free Abelian gruplar. Free Abelian gruplar. Evet. Hatta. Bunu şu şekilde tanımlamıştık. Bunu Utku Boduroğlu çok iyi hatırlar. Cnb. Arada ilgi çekmek için 50 tane takla atıyorum. Öbür tarafta. Evet. Onur Işık geldi. Tamam. Şimdi. Dolayısıyla özünde bu sigma j. Sigma j dediğim şey. Şöyle isterseniz zaten başlamışım yazma niyetiyle. Şuraları bir sileyim. Bunlar var zaten notlarımızın içerisinde. Sigma j delta n den. Peki şunu söyle Anıl, bu delta n ne? Hocam şeydi. Dur söyleyeceğim. Ya işte şeyini biliyorum da İki boyutta üçgen de evet. Tam tanımı neydi? Üç noktalar. Bir birim uzaklıktaki en boyutlu uzayda bir birim uzaklıktaki noktalar. Siz şey diye düşünebilirsiniz. Ulan bu adam da bu çocuğa amma eziyet ediyor, psikolojisi bozuluyor falan. Yok lan. Bunu, yani zaten sınıra geldik. Buradan sonra bir şey olmuyor. Onun için Anıl'ı bekliyorum her ders gelsin diye. Bunlar standart en simplexlerdi. Burada aslında n artı bir tane nokta var. Ve bunlar aslında affine olarak linearly independent. Yani mesela 3 nokta aldığınız zaman bir line üzerinde değil. 4 nokta aldığınız zaman bunlar bir tane plane üzerinde değil. N artı bir tane nokta aldığınız zaman da bu da bir n dimensional hyperplane'in içerisinde değil. N artı bir de yani özünde ben n artı bir tane nokta alarak başlıyorum ve senin dediğin gibi onların toplamları bir olacak şeklinde.
Bunlar standart en simplekslerden X'in içerisine giden mapler. Bizim maplerimiz bu. Bunlar aslında CNX'in elemanları. Aslında ben burada bir anlamda bunun klasına bakıyorum. Çünkü gittiğim yer quotient. Tamam. Hatırladın mı? Evet hocam. Geliyor yavaş. Evet. Aman acele acele gelmesin. Yavaş yavaş. Buradan şimdi şuraya gideceğiz. Şimdi bu sigma'nın boundary'sini aldığım zaman sigma'nın boundary'sini anı niye videoyu kapattın? Bana laf falan mı ediyorsun sen orada? Hocam yok, ilaç içmem lazım da aklıma geldi, hemen geliyorum. Ha tamam. Bu şey psikolojik ilaçlar alıyor, anını çok etki ediyorum ben. Evet, şimdi buradan aslında burada da bir tane connecting homomorfizma tanımlamıştık. Yani şöyle J from 1 to K şöyle katsayıları tutuyorum. Şu boundary sigma J. Tamam mıyız? Bu şekilde tanımlanıyor. Yani şey diyeceğimiz şu ki aynı bu bir connecting homomorfizma tanımlamıştık ya, aynı şekilde is, bir dakika bunu söyledim. Nerede söylediğim hakkında bakıyorum. Evet. Bir saniye. Tamam. Is well defined. Tamam, bir dakika bakacağım ona. Şimdi ikinci olarak da şunu söyleyelim proposition'da. Şeyde şöyle bir şey yapalım. Burada we consider the category of triples of topological spaces. Bunun ne demek olduğunun tanımını verdim. The maps delta n define a natural transformation. Ya bu natural transformation ne demekti Utku? İki functor arasında şeyde iki functor arasındaki mapler özünde tam bir takım koşulları da sağlayacak ama özünde iki tane functor arasında gidip gelen transform. Aynen. Şeyde yani target kategoride o şey diyagramları hep commute edecek. Evet, from the functor. Yani şöyle aslında functor'ımız şu. Siz bir tane üçlü alıyorsunuz. X, B, A diye. Buna karşılık şimdi şunun homolojisini assign ediyor. Functor'ınız bu. Yani triple of topological space'ler aldınız. Yan tarafta abelian grup olarak şuna gidecek. X virgül B'ye. To the functor o da şu, bu sefer A'yı alacağım. X, B, A then H N minus 1 B virgül A'ya. Yani dediğim gibi burada önemli olan bir de burada bir naturality var gene. Dolayısıyla aslında diyelim ki işte X var, B var, A var, bir de X prime, B prime, A prime var. Oluşturduğunuz o diagramlar, o bir, diyelim ki X'den X prime'e bir tane map var. Oluşturduğunuz o diagramlar commutative olacak. Gene naturality o anlamda. Tamam. Şimdi bizim için önemli olacak olan şey şu. 3
şu mapler the maps da şöyle oluyor. H N B virgül A. Şimdi buradan yani şu aslında hepsi inclusion. H N X virgül A'ya gittik. Buradan P starla H N X virgül B'ye gittik. Şimdi burada işte bu bizim connecting homomorfizmamız gene H N minus 1 B kama A gittik. Ve nokta 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 diye gidiyoruz. Evet. Bu the maps form an exact sequence. Tamam mı? Şimdi statement anladık mı? Mesela bunu anlamayacak bir kişi var. Erkan. Lan bu tutku nerede ya? Adam hiçbir şey cevap vermiyor. Bu çocuk hep böyle sorunlu. Anıl ilacı içti. Orada şey oldu. Adamın çok psikolojisini bozdum ben ya. İlaçlarla ayakta duruyor. Erkan anladın mı statement'ı? Evet hocam. Bir sonrakinin kernel'ı bir öncekinin imajına eşit. Evet. Tamam. Yani elimizde şimdi şeyi bir kere daha söyleyeyim bakın. Aynısını relative sequence için de yapacağım. Ya pardon. Relative homoloji için de yapacağım. Şu ana kadar şunu biliyoruz. Hani X var. X'in good bir subset'i var. A. Bu exact bir sequence. Şimdi relative homoloji için de yapacağım. Hani X virgül diyelim ki A diye bunun bir subseti var. X virgül A için yapacağım. Şimdi burada triple space'ler için olanları yazacağım. Buradan şeye geçeceğim. A'yı boş küme alıp relative homoloji için olanı yazacağım. Onun için ilk önce triple'ları yazdım. Burada exact bir sequence olması genelde şurada kullanıyoruz. Şurada kullanılıyor. Mesela diyelim ki bu relatif homolojilerden herhangi birisini arıyorsunuz ve diyelim ki bir şekilde diğerlerini biliyorsunuz. O zaman buradan yakalamaya, buradan çıkartmaya çalışıyorsunuz bunun exact olduğunu bilerek. Tamam mı? Onun için yazıyorum bunları. Bir de şunu söyleyeyim. Şuradaki connecting homomorfizmayı yani X ve B diye onun hani bir subsetini aldığımız zaman orada tanımlamıştık zaten. Aynı şekilde tanımlanıyor. Onun için sadece şöyle kısaca bir şeyler söyleyeyim. İspatıyla ilgili. Evet. Şey, buna bir isim de söylemişim. Form an exact sequence called the long exact sequence, long exact sequence of the triple, x, b, a, and delta n, the connecting homomorphism of the triple. Yani normal şeyde hesaplamalar yaparken işte aradığınız map mesela bu sequence exact olduğu için mesela iki tane sıfır olan grubun arasında kalan mapler mesela izomorfizm olmak zorunda gibi o tür şeyler söylüyoruz. Ya proof'la ilgili kısaca şöyle bir şeyler yazmışım. Proof yani bu evet zaten şu yani
it follows from the definitions and Uğurarp nerede ya? Kafayı yiyeceğim. Onun yüzünden bütün düzenimiz bozuldu. Onun da yani adam ne olsa benden biliyor diye düşünüyor. From the definitions and the third cebirde ne vardı Anıl ya? Third isomorphism teorem. X virgül A'dan evet yani sadece şeyle ilgili şu üçüncü exact sequence var ya onunla ilgili bir şey yazmışım. Isomorphism teorem. Evet. Şimdi aslında şeyi biliyoruz. Elimizde bir short exact sequence of chain kompleksler varsa oradan bir long exact sequence elde etmeyi biliyoruz değil mi Tolga? Evet hocam. Var ya Tolga da ulan onu beni hasta ettin sen. Nasıl becerdin onu bilmiyorum ama. Evet. Short exact sequence of chain kompleksimiz varsa o zaman long exact sequence elde etmeyi biliyoruz. Anıl sen de videolardan izlersin. Çok heyecanlı bir bölümdü. Sonu çok yani şimdi şey vermeyeyim spoiler. Yavrum. Onur Işık'a da takılamıyorum adam not alıyor diye. Not alıyor mu Onur? Alıyorum hocam. Tamam. Şimdi şöyle aslında. 0 C star B over A. Şimdi bunun short exact sequence of chain kompleksisi olduğunu söylesem. X, A to C star of X, B to 0. Şimdi this is a short exact sequence of chain complexes. Evet, şimdi bu da aslında şöyle sanırım, Anıl daha iyi bilir. C, yani şurada herhangi bir şey olabilir, C star X bölü C star A sanırım bu bizim şeyimiz third isomorphism teorem C star B over C star A C star X over C star B. Bu değil mi Anıl? Third isomorphism teorem. Evet hocam. Yani bildiğiniz işler dışlar çarpımı yapıp sadeleştirme denkleri. Evet. Ben aslında kesirlerde bölme olarak aklımda kalıyor. Aynen öyle. Hiç yayına yazılır ki. Zaten cebir dediğin işte kesirlerde toplama çarpma. Ama tabii yani full topological full gruplar ayrı. Yani neyse. Tamam buradan çıkıyor. Yani şimdi bizim için önemli olan şuradaki exact sequence'ımızın olması ve şurada short exact sequence olursa elimizde bir short exact sequence olduğunda oradan long exact sequence'a nasıl geçeceğimizi de biliyoruz. Biliyoruz değil mi Nalan Sena? Evet hocam. Annen orada mı gene? Değil hocam. Evet Anıl sen şimdi gülüyorsun ama geliyor annesi. Çünkü dinlemiyormuş Nalan seni. Annesi geliyor velisi. Anca öyle oturuyor. Hocam geçtiğimiz bölümlerde konuk oyuncu muydu o zaman? Evet evet. Değil mi Nalan seni?
Evet hocam, kendisi rol almıştı. Evet. Şimdi evet, şimdi şöyle devam edelim. Şunu buna bir corollary yazacağız. Corollary. Evet. Şimdi şöyle bir diyeyim buna. Let X be topological space. Topological space. And let B be a subset of X. B be a subset of X. Subset. The connecting homomorphism above applied to A being the empty set gives rise to a long exact sequence act sequence. Şimdi aslında bu bizim şey olacak. Relative homoloji için long exact sequence'ımız olacak. Şöyle düşünün. A zaten boş küme olduğu için X diye bir topological space var. Bunun bir tane subsetini aldık. Bu bayağı kullanılan bir sequence. HN of B buradan bu inclusion HN of X. Şimdi aslında bu da bir anlamda inclusion gibi düşünebilirsiniz. Çünkü geçen ders şeyi göstermiştik. X ile X virgül boş küme demek aslında aynı şey. Şimdi bizim connecting homomorfizmayı uyguladık. HN minus 1 of B. Tamam. Şimdi evet. Nasıl 9 kişi söylemedi? Evet. Şimdi bunu Utku böyle ezberliyoruz. Şimdi ben size yalan söylemeyeyim. Ben bunu öğrendim. Kullanırken bir türlü ben bunu ezberleyemedim. Sürekli böyle kitabı açıp bakıyorum falan. En sonunda bir tekerlemeyle beraber ezberledim. O da şu: küçük büyük, büyük de küçük. Küçük büyük, büyük de küçük. Tamam. Mehmet Ali bunun böyle küçük aldım, evden aldım, bilmem ne öyle saçma sapan bir şeyler diyor. Küçük, büyük, büyük de küçük. Ya düşününce de zaten ulan zaten başka türlü map tanımlı değil ama işte for your information aklınızda olsun. Ben de böyle ezberledim. Küçük, büyük, büyük de küçük. Anıl tabii, Anıl şimdi burada düşünür, bize bir şiir yazar. Bu adımlarla ilgili onu da ezberleyebiliriz. Evet. Tamam. Şimdi bir de şeyi özel olarak söyleyeyim. Burada sıfırıncı homolojiye bir geleyim. Bu long exact sequence. Furthermore, for n is equal to 1, the connecting homomorphism, the connecting homomorphism şöyle oluyor: o
h1 x, b2 h0 of b. Şimdi Anıl, h0 of b ne? Şurası ne? Neydi burası? Sıfırıncı homoloji grubu diyeceğim ama fazlasını diyemeyeceğim. İnanır mısın? Onu biz de görüyoruz burada. Sıfırıncı homoloji diye. Hocam Erkan, bir baştan çalışmam lazım. Hadi ya. Anıl, biz senin zaten hani bir zeka küp çalışmana gerek var mı lan senin? Evet Erkan Bey. Connected component'ı kadar Z. Pet connected component'ları kadar Z demek bu. Mesela pet connected component'ı varsa, ya pardon, pet connected'sa Z. İki tane pet connected component'ı varsa iki tanesi. Zaten buradan reduced homolojiye geçerken bir tane Z'yi atıyorsun. Böylece statement'lar şöyle oluyor. Mesela hani sıfırıncı homolojisi pet connected component'ların sıfırıncı reduced homolojisi sıfır oluyor. Çünkü zaten bir tane Z vardı. Reduced homolojide onu da atıyorsun. Şimdi burada söyleyeceğim şey, onu da hatırlatmış oldum. Şimdi Erkan evde şey, salona kadar koştu, dizlerinin üzerinde kaydı, geliyor. Evet, şimdi burada şunu bilmemiz lazım. Bu connecting homomorphism takes values in H0 tilde of B. Aslında reduced homolojiye geçiyor. Dolayısıyla mesela sizin bu B dediğiniz adam pet connected'sa bu connecting homomorfizma sıfıra gidecek. And we obtain a long exact sequence. Aslında şöyle yapıp şöyle düşünebilirsiniz. Zaten n birden büyük eşit olduğu için, birden büyük eşit olduğunda reduced homoloji ile normal homoloji arasında bir fark yoktu. Demek ki şöyle bir tane, yani bu sequence'ı reduced homolojide de yazabiliriz. Hn tilde b küçük, büyük, x, yine inclusion, büyük de küçük. Şimdi aslında şey var. Bakın geçen ders bunun için bir notasyon söylemiştim. Artık o kadar teknolojiyim ki. Dur. Belgelerimle konuşayım. X'ten X virgül A'ya bakın şu durum. Değil mi? Evet. Bunu şuraya mı söyledik? Değil mi? X virgül hn tilde x'ten. Hatta bunu biri composition olacak. Ha şu. Bak bak. Yok özür. Şu adam. Şu composition. Evet şuradan şuraya gidiyor. Tamam mı? Yani şöyle yazacağım. Bu şimdi elimizde reduced homoloji var. X'in reduced homolojisi var. Burası için böyle reduced homoloji falan tanımlamadım. Onun için o homolojide x virgül a'nın homolojisi yazacağım. Hn tilde x'den hn x virgül a'ya şu maplerin composition'ı ile gidiyorum. Bakın şu map'in composition'ını yazacağım şimdi. Fi'yi ilk önce hangisini yazacağım? Fi'yi. Hatırladınız değil mi? Nalan Sena sende birisi uyarmıştı. Arkadaş ben size tamam. Evet. Şey yaptığınızı x
comma b. Heh, böyle geldim. Şimdi connecting homomorphisma h n minus 1 reduced. Zaten bu ne? Birden büyükse reduced demekle normal homoloji demek aynı şey. Yani reduced homolojiyle çalışabilirsiniz. Bu bir burada gene size bir long exact sequence verecek. Yalnız şurası için böyle bir reduced'lerle ilgili bir şey söylememiştik. Ama orada bir önceki ders, Anıl'ın olmadığı huzur içerisinde geçirdiğimiz derste reduced homoloji ile relative homoloji arasındaki ilişkiyi söylemiştik. Değil mi Nalan Sena? Evet hocam. Evet hocam. Tamam. Evet. Bir de gene şunu da yazayım. O da bulunsun. Bu şeydeki yani the connecting homomorphisms are natural. Gene aynı anlamda maplerle commute ediyor. Uzaylar arasındaki maplerle the connecting homomorphisms are natural. Tamam mıyız? Tolga soracak bir şey var mı? Şu anlık yok hocam. Tamam. Erkam da yok. Egehan? Yok hocam. Yok hocam. Tamam. Şimdi devam ediyorum. Şimdi ispatıyla ilgili bir şey söylemek yerine aslında tanımları falan kullandığınız zaman çıkıyor ama ispatı yerine iki tane örnek çözmek istiyorum. Bir tane örneği cumartesi günü bu relatif homolojilerde söylediğim örnek olacak. Onu hatırlatacağım şimdi notlardan. İlk örneğim şöyle başlıyor. İlk önce example yazayım. Example. Evet. X gene bildiğiniz gibi bir topological space. Tamam, onu biliyoruz zaten. Şimdi burada X0'ın içerisinden bir tane nokta alayım. Bir A point. Ondan sonra denote şöyle yapalım. By bu inclusion map olsun. Sıfır noktasını x'in içerisine the inclusion map the inclusion map. Şimdi o zaman demek ki biraz önce yaptığımızdan şöyle bir şey var. We have a long exact sequence. Ah, kısaltma yaptım. Şimdi aklıma geldi. Long exact sequence'ları da böyle kısaltıyorum. En sonunda aklıma geldi. Evet. Şurada sadece bir için olan şöyle yapayım. Tamam. Küçük. Birinci homolojiden geleyim. Sonra genelleyeceğim. X0 tam küçük. Şimdi bunu büyüğün içine yollayacağız. Inclusion induce ediyor. H1 of x. Büyük küçük. Büyük de küçük. H1 of x comma x0. Evet. Şimdi burada şimdi h0 of küçük şimdi bu şey olacak. İlk önce böyle yazayım tamam. X0 güzel. Şöyle gideyim. H0 of x buradan da
h0 of x, x0 sonra da 0. Bu sequence elim bu sequence şey exact. Tamam. Şu da i star. Evet. Tamam. Şimdi Erkan, burası neye eşit? Erkan? Ezberden mi söyleyeyim hocam? Ulan Anıl var ya, bütün sınıfı etkiledin. Nereden söyleyeceksin oğlum? Söyle bir yerden söyle. Ezberden söyle. Yok, anlayarak söyle. Ulan var ya, ezberden mi söyleyeyim? Hep ezber oluyor bu işler. Evet Erkan, şurası ne? H1 of X0. Hocam notlara bakıyor şu an bence. Hocam bilmiyorum. Uğur Bektaş. Sıfır mı hocam? Evet sıfır. Oğlumcuğum yaptık ya. Tek nokta contractible demiştik. Evet. Bir tek sıfırıncı homolojisi sıfır. Geri kalan tüm homolojileri, pardon, sıfırıncı homolojisi z. Geri kalan tüm homolojileri sıfır. Hatta reduced homolojiye geçtiğimiz zaman şöyle demiştik. Tek noktaysa uzayımız, onun bütün reduced homolojileri sıfırdır diye. Tamam mı? Aslında tamam. Buraya yani H1 sıfır. Aslında mesela H2'su da sıfır. H3'si de sıfır. Tamam, onu genelleyeceğim. Yani şu H1'den geldim. Şimdi bir kere burası sıfır bizim için. Burası sıfır. Tamam. Şimdi. Evet. Şimdi bir de şurayı biliyorum. Şurada bizim connecting homomorfizmamız vardı. Şimdi şuraya bakarsanız aslında bu connecting homomorfizma reduced homolojiye gidiyor. Reduced homolojiye gidiyor. Yani aslında bu map'in, bu map sıfır map'i burada. Bu map sıfır map'i. Tamam mı? Çünkü reduced homolojisi. Reduced homolojiye gidiyor bu adam. Tamam? Tamam. Heh. O zaman bu size şu map'in ne olduğunu söyler, şuradaki map'in. H1 of x ile H1 of x virgül x0'ın arasındaki map'in ne olduğunu söyler. İzomorfizm. İzomorfizm olduğunu söyler. Çünkü bu map'in imajı, yani şu map'in imajı bu map'in körneli olduğu için bu map injecti. Bu map'in imajı bu map'in körneli olduğu için bu map surjektif. Demek ki o map izomorfizmmiş. Şimdi şunu düşünün. Buraya ben mesela H2 deseydim, buraya H2 deseydim, o zaman burası H1 olacaktı. Burası H1 olacaktı. Gene bu da sıfır olacaktı tek nokta uzayı olduğu için. Burası da tek nokta uzayı olduğu için gene sıfır olacaktı. Gene birden büyükler için gene sıfır oluyor. Tamam mı? Tamam. Şimdi dolayısıyla da şunu söyleyebiliriz. Bu sadece birden, bir ile sıfır arasındakini yazdım. Ama şunu biliyoruz. For each n greater than or equal to 1, h n x ve h n x comma x 0, bu aradaki o, şöyle düşünebilirsiniz. X'ten X'e gidiyor. X virgül boş küme diye düşünün. O map, bu is an isomorphism. Ya da şöyle diyeyim. Isomorphic diyeyim ben. Tamam. Evet. Şurasının zaten biz şey olduğunu biliyoruz. Burası ne? Bunu geçen ders mi? Oradan bir yerden yapmıştık. Burası sıfır. Bu hep sıfır.
Zaten bakın, şimdi burası Z, burası da Z. Demek ki şurası sıfırdan geldiğine göre bu map'in ne olması lazım? Injective olması lazım. Monomorfizm olması lazım ama daha önceden galiba göstermiştik. Şu homoloji grubu sıfır diye. Değil mi? Öyle bir şeyler yapmıştık. Tamam mıyız burada? Tamamız. Tamamız. Evet. Şimdi şeye geçeyim. Şu örneğe. Hayda. Neyse bu örnek biraz daha anlamlı. Onun için example uzunca yazayım. Evet, Uğur Bektaş'ın da hatırlayacağı gibi nerede yaptık? Şimdi şu örneği hatırlıyor musunuz? Anıl hariç olan kısmı grubun. Şimdi X'i R kare diye almıştım. A'yı da R karenin içerisinde her ne kadar burada çok anlaşılmasa da merkezi eksi 2'de radius'u 1 olan bir ball'la şeyin radius'u 2'de olan pardon merkezi 2'de olan radius'u 1 olan bir tane ball'un union'ı diye almıştık. Tamam. Şimdi o zaman ha işte A is the disjoint union. Şimdi şurada bir tane one chain tanımlamıştık. One chain yani şu sigma dediğim C1'in C1 of X'in elemanı sigma. Bu delta 1 bizim için. Şurası 1,0 noktası. Şurası da öbürü de 0,1 noktası. Bu sigma alıyor 1,0 noktasının bu merkezi eksi 2'li olan noktanın yani şey diskin içine merkezinden başlatıyor öbür merkeze kadar gidiyor. Tamam? Şimdi bunu bu sigmayı bu relative chain complex'te düşündüğümüz zaman bu adam bir cycle. Neden? Çünkü boundary'si şeyde. Şimdi şunu hatırlayın. Mesela şimdi biz C1X virgül A'yı tanımladığımız zaman bu C1 of X bölü C1 of A. Bunun boundary'sini aldığınız zaman o zaman C0 X virgül A'ya gideceksiniz. Demek ki buradan siz C0 X virgül A'ya gidiyorsunuz. Bu da C0 X virgül C0 A demek. Bunların arasında da boundary map'i var. Dolayısıyla siz burada bir tane one chain aldınız. Boundary'si A'nın içerisine düşüyorsa onun cycle olması lazım. Çünkü C0 A'ya bölüyorum ben bu ifadeyi. Tamam mı? Hatırladık mı Tolga bunu? Evet hocam. Şimdi biz ama şunu söylemiştik. Bu adam bir tane cycle ama her cycle da homolojide non-trivial bir eleman olmak zorunda değil. Ne zaman trivial bir yani non-trivial olması ne demek Anıl? Yani bir cycle'ın non-trivial olması ne demek? Ya da ben ne demek istedim? Bu bir cycle ama homolojide trivial olabilir hala derken ne demek istedim? Risk bound edip etmemesi mi? Arkadaş fundamental gruptan öte bir ilerleme yok. Hocam ama yani aralar yok diyorum size. Hala soruyorsunuz. Çalışayım sonra soruyorum. Mantık yani senin sen şimdi şey mi bekliyorsun? Ben sen bunu dedin. Ben şimdi evet o zaman anladığımı bilmiyor boş yere sormayayım diye mi? Ama hocam daha vaktim var. Bakıyoruz Anıl. Bana bu fırsatı verdiğin için teşekkür ederim sana. Evet. Onur Işık ne demek istedim? Yani şimdi şöyle bir şey desem. Yani bu adam cycle ama sigma. Bu cycle sigma
Ama hala homolojide trivial bir eleman olabilir. Şimdi Anıl'ın dediği şöyle. Anıl'ın dediği fundamental grup için. Burada boundary yani C2 x virgül A'dan gelen o boundary map'inin görüntüsünde olmaması lazım. Yani bir cycle'ın biz bound etmeyen cycle'ları, boundary'nin imajında olmayan cycle'lar homolojide non-trivial elemanlar. Tamam mı? Boundary'de olmaması lazım. Kernel bölü image yapıyoruz. İmajda kalıyorsa, boundary'nin imajında kalıyorsa adam o zaman trivial olurdu. Tamam mı Onur? Hocam yani şu an tam oturmadı ama. Lan arkadaş. Şimdi örnek yapacağım. Şimdi durun şuradan devam edeyim. Şimdi bakın. Anıl sen ne yapıyorsun orada? Kesin cep telefonuna mesaj yazıyor. Hocam bir şey yapıyorum. Evet. Şimdi şöyle evladımcığım bakın genel olarak başlayayım. Şimdi genel homolojiyi tanımlarken şöyle tanımlamadık mı? Cn artı 1 x. Buradan işte buna boundary n artı 1 dedik. Buradan cn x'e gittik. Buradan cn eksi 1 x'e geldik. Ay Allah'ım ya. Boundary n. Bir saniye. Boundary n. cn eksi 1 x. Ve bu şekilde devam ediyordu. Şimdi bizim elimizde şimdi böyle bir chain kompleks olduğu zaman burada biz mesela ne dedik? Hn of x diye tanımladığımız şey bizim kernel of delta n bölü image of delta n artı 1. Bu şekilde tanım yapmadık mı? Onur kendini unmute et. Evet hocam. Bu şekilde tanımladık değil mi? Evet hocam. Lan oğlum bunu da mı hatırlamıyorsun? Ha yok evet hocam dedim böyle tanımladım. Ama öyle bir sordum ki çocuk hatırlamıyor olsa bile yani hatırlıyorum diyecek tabii ki. Evet. Hemen mute etme kendini. Aç. Senle yapacağım bu dersi. Şimdi dolayısıyla demek ki bu n'inci homoloji grubunda olan adam ilk öncelikle şu yukarının bir elemanı olması lazım. Yukarının bir elemanı olması için bu cn x'ten cn eksi 1 x'e giden map'in kernelinde olması lazım. Tamam bir cycle olacak. Yani bir tane cycle olması lazım. Ama her cycle da homolojide non-trivial bir eleman vermez. Yani bu cycle'dır. Mesela benim aldığım eleman burada sıfıra gitmiştir. Ama şuradan başka bir elemanın görüntüsündeyse aynı zamanda bir imajda da olur. Dolayısıyla homolojide trivial bir eleman olur. Tamam mı? Yani biz bir şey bound etmeyen cycle'ları arıyoruz. Bu mesela birinci homoloji, ya fundamental gruptan farkı şu. Fundamental grupta biz diyorduk ki illaki circle'lar disk bound etsin. Disk bound etsin. Ama burada mesela iki boyutlu bir surface, zaten surface'lar iki boyutlu. Şimdi Anıl kafasında canlandırıyor. Bir tane surface alın iki boyutlu. Anıl şimdi kafanızda canlandırın dedim ya. Anıl hemen tavana bakarak. Evet, work in progress. Şimdi bakın mesela. Bu surface. Tamam. Şimdi sadece bir kısmını silecektim ama beceremedim. Evet, şimdi bakın şurada bir tane çember var. Şu, anla şu. Tamam mı? Şimdi bu adam mesela bakın fundamental grupta düşünürseniz bu adam bir tane disk bound etmiyor burada. Mesela şurada bir tane
çember aldığınız zaman o bir disk bound ediyor. Ama mesela bu adam bir disk bound etmiyor burada. Ama bu aslında şöyle bir tane surface'ın boundary'si. Tamam. Yani homoloji herhangi bir şeyi bound etmemesini isteyecek bize. Fundamental grupta disk illaki D2'den gelen bir map'in boundary'e restriction olsun. Yani o uzayımızın içerisinde bir tane disk bound etsin diyoruz. Anladınız mı? Daha önceden de şöyle bir örnek vermiştim. Bu da iki tane simit birleşmiş. O Anıl hadi iyisin denmiş. Şu mesela göbekteki adam gene ya sağ tarafın ya da sol tarafta bir tane yüzey var ki onun boundary'si olarak düşünebilirsiniz. Yani o göbeğe çizdiğim adam yüzeyi ikiye ayıran o eğri ki ona separating curve denir. O da mesela homolojide trivial'dır ama fundamental grupta not trivial. Tamam mı? Bu tür şeyler fark ediyor. Onur Işık tamam mıyız? Tamam hocam. Zaten çocukcağız eli şeyde mute tuşunda hazır bekliyor. Tam mute et kendini hemen. Hocam bir şey sorabilir miyim? Heh. Onur bu arada mute etmedin ha. Arkamdan atıp tutarsan duyarım. Yani ben şimdiden uyarayım da sonra bir terslik olmasın. Evet. Heh. Başladı. Hocam sorabilir miyim? Sor tabii ki. Şey hocam bu separating curve şimdi yandaki o yani sağ taraftaki yüzeyin boundary'si gibi düşünebiliyoruz. Evet evet yani ister buranın boundary'si diye düşün, ister bu tarafın boundary'si, istersen de bu tarafın boundary'si diye düşün. Peki o zaman mesela burada non-trivial bir eleman nasıl gözüküyor homolojideki non-trivial bir eleman? Evet. Mesela o fundamental gruptaki elemanlar var ya. Evet hocam. Arkadaş bu ne enteresan bir bilgisayar ortamıdır. Mesela şu homolojide de non-trivial. Bu homolojide de non-trivial. Bu. Bunlar homolojide non-trivial elemanlar. Şimdi Tolga'nın kafasından geçenleri ben düşünüyorum. Ulan fundamental grupta ne farkı oldu o zaman? Yok hocam sadece şeyi düşünüyorum ben. Sanki bir şeyin çok geniş bir boundary gibi düşününce sanki bunlar da bir şeyin boundary'si gibi geldi de ilk başta şöyle küçük bir kısmı ama evet Anıl. Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Vay anam vay. Evet sor. Hocam ben genel bir şey soracağım. O zaman bir uzayın fundamental grubu daha fazla şey söylüyor bize homolojik grubundansa. Çünkü homoloji grubunda çok daha fazla eleman trivial'a dönüşürken fundamental grupta daha fazla non-trivial eleman var. Uzayları ayırma açısından fundamental grup daha avantajlı diyebilir miyiz o zaman? Yoksa ya tersi de olmalı. Ona çok da evet diye bir cevap vermek istemiyorum. Çünkü şeye dikkat edersen bu mesela fundamental grup için şunun hesabını yaptırdım. Tamam mı? Bunun hesabını yaptırdım. Bu aslında bize şunu da mesela ama homoloji grupları için direkt bunu söyledim. HN. Yani pi 1 of x dedim. Pi 1 of x dedim. Ve HN of x dedim. Yani ben her n dual sayısı için bunun homoloji gruplarını söyledim. Şimdi aslında bir de şöyle gruplar var. Pi n of x diye. Şimdi burada enteresan olan şey bu yani bunlar homotopi grupları diye geçiyor. Şimdi aralarına çizgi çektiğim şey bir uzayın homotopi grupları diye geçiyor. Bunları hesaplamak daha zor. Şimdi şunları hesaplamak homoloji gruplarını hesaplamak daha kolay. Tamam? Oradan dolayı genelde homolojiye bakacağız. Daha kolay ama daha az yani şey söylüyor. Şeyde şuradan da şuraya geçmenin yolunu da söyleyeceğiz. Yani fundamental grubu biliyorsan oradan birinci homoloji grubuna da nasıl geçeceğini de söylüyorsun ama onları hesaplaması daha zor olduğu için onu pek kullanmayacağız biz fundamental gruptan öte. Tamam mıyız? Bunlar da mesela fundamental grup abelin olmak zorunda değil. Ama mesela bu n'i 2'den büyük eşit alırsanız
O zaman onlar abelian grup oluyor. Homoloji grupları hep abelian. Hazır buraya gelmişken bakayım kim unmute? Aa, Anıl unmute bir tek. Şu uzayın fundamental grubu neydi Anıl? Erkam? Hocam Z cross Z değil miydi bu? Peki Anıl, bakın şimdi bak. Bu çocuk, peki Anıl, şunun fundamental grubu neydi? Şu torusun. Ha, bu zaten Z cross. Ha, bakın hep böyle. Evet. Erkam? Bu uzayın fundamental grubu neydi? Hocam bu değişik bir şeydi. Nanabellin bir gruptu. Karışıktı. Tamam, şimdi hatırladım. Ama hocam bunu çat diye nasıl söyleyeyim ki? Oğlum ben? Erkam zaten var ya, şu an Erkam o kadar şey ki adam resmen sinsi bir şekilde kuma gömdü kendini. Açmıyor da. Yok hocam, Anıl konuşuyor işte. Anıl cevaplayacak. Evet, burada şimdi bakın bu dört tane eğri seçtim ya. Bu dört tane eğri seçtim. Şimdi bunlar arasında bir tane relation var. Şimdi bu genus 2 orientable surface'ı elde etmek için planar bir diagram düşünseniz, nasıl düşünürsünüz? Bir tane sekizgen alırsınız. Hani mesela torusu çizmek için Anıl kafasında canlandırsın diye. Torusu çizerken hani nasıldı ya? Ezberden yapabilecek miyim acaba? Acaba ezberden yapabilecek miyim? Şöyle bir eşleme vardı ya. Hani A, B, A inverse, B inverse. O aslında A ile B commute ediyor demekti. Burada A1 var, A2 var, B1 var, B2 var. Bunları o sekizgen boyunca giderseniz A1, B1, A1 inverse, B1 inverse, A2, B2, A2 inverse, B2 inverse. O komütatörler çarpımı trivial demek. Anıl'ın da point out ettiği gibi, Uğur Bektaş'ın da katılacağı gibi bu adam Abel'in bir fundamental gruba sahip değil. Ama mesela bunun homoloji grubunu hesapladığımız zaman Z üzeri 4. 4 tane Z'nin direkt toplamı olacak ve onlar burada çizdiklerim olacak. Tamam mı? Evet. Şimdi hocam Z üzeri 4 olursa abelian gelmiyor mu o zaman? Homoloji. Bunun birinci olur. İşte Uğur Bektaş ne güzel bize katıldı falan filan. Hocam dedi. Peki torusun homolojisi yine Z, Z mi? Z artı Z. Evet. Ya şöyle. O zaman şey, fundamental group abelianken homoloji aynı. Grubu da aynı oluyor. Tamam. Hatta şey diyeceğiz. Fundamental grubun abelianization'ı birinci homoloji grubu. Tamam. Mesela şeyi, bu Poincaré conjecture'ı bilen var mı? Anıl duydun mu Poincaré? Hocam duydum. Yani evet, nereden duydun? Bir tane Rus çözmüş de parayı almamış. Evet, doğru, öyle bir şey. Kendine bakımsız bir Rus değil mi hocam? Saç baş dağınık bir Rus galiba. Evet. Anıl o gün saçını kestirdi. Valla benzerdi. Evet. Şimdi şey, aslında şey olarak yani Poincaré'nin söylediği şey de şu. Hani üç boyutlu bir manifold alın. Anı çok merak ediyorum. Üç boyutlu bir manifold alın diyorum. Böyle bir tavana bakıp bir şey. Ne düşünüyorlar? İşte düşünmeye çalışıyorum. Bir şey canlanmıyor. Acaba ne olur? Tamam. Yani üç boyutlu, lokal olarak üç boyutlu olan bir şey alın. Şimdi bunu ve bunun fundamental grubu şey, ya şöyle olsun. Bunun mesela birinci şeyi S3'ün Uğur Bektaş, S3. Evet hocam. Homoloji grupları neler? S3'ün homoloji grupları. Gene o da şey olduğu için Z, sıfırıncısı Z, geri kalan sıfır. Çünkü şey, contractible. Herkes kendini mute etti. Çünkü ne diyor biliyor musun Uğur Bektaş? Abba! S3'e contractible dedi diyor. Anıl hariç. Anıl acaba doğru mu? Lan S3 contractible nereden çıktı? S3'ün kürelerin
S3'ü nasıl kontrakt ediyorum? Mesela S2'yi falan filan düşün. Boşluk var zaten. Adamı nereye oynatıp da kontrakt edeceksin? SN'in homolojileri sıfırıncı homolojisi Z. Çünkü adamlar pet connected. Bir de N'inci homolojileri. Bunlar N boyutlu. N'inci homolojileri Z. Doğru ya. Evet. Öyleydi. Tamam, demek ki S3'ün sıfırıncı homolojisi Z. Hmm. Üçüncü homolojisi Z. Geri kalan tüm homoloji grupları sıfır. Vay anasını. Aradakiler de sıfır yani. Geri kalan hepsi sıfır deyince. Ya. aradakiler acaba zeyn mi kalır? Aradakiler de sıfır. Onu da belirteyim. Şimdi mesela Poincaré ilk önce şunu söylemiş. Demiş ki benim elimde üç boyutlu bir manifold olsun. Bunun birinci homolojisi trivial olsun. O zaman yani üç boyutlu bir manifold, üçüncü orientable, bir de üç boyutlu manifold, birinci homolojisi trivial olsun. O zaman bu küre olmak, üç boyutlu küre olmak zorundadır demiş. Ama sonradan kendisi şöyle örnekler bulmuş. Bunlara Poincaré homoloji sphere'lar deniyor. Adamlar şimdi Uğur Bektaş'ın aslında contractible derken kastettiği şey S3'ün simply connected olması. Yani S1'in evet. Birinci homolojisi Z, geri kalan fundamental grubu Z, diğer kürelerin S2 ve daha yüksek boyutlu kürelerin fundamental grupları trivial. Tamam. Ama şimdi şöyle üç boyutlu manifoldlar bulmuş. Fundamental grupları trivial değil. Tamam mı? Ama bunları komütatörlerine alınca şey yapınca yani abelianize edince G grubunu G yani onun komütatörünü bölünce bunlara Anıl bize söylemişti. Perfect grup deniyordu bunlara. Abelianize edince trivial oluyor bu adam. Yani grup komütatörüne eşit. Dolayısıyla onların homoloji grupları trivial oluyor. Birinci homoloji grupları. Tamam. Yani fundamental grubu non-trivial olup homolojileri trivial olan yani fundamental grup trivialsa homoloji kesin trivial. Ama fundamental grup trivial değilse homoloji grubu hala trivial olabilir. Çünkü abelianize ediyoruz. Tamam, bir de Anıl'ın dediği gibi aslında daha çok relation var. Biz ne bound ederse etsin trivial diyoruz. Fundamental grupta sadece disk diyoruz. Tamam. Sonra işte değiştiriyor conjecture'ını. Diyor ki 3 manifold olsun, fundamental grubu trivial olsun. Fundamental grubu trivial olsun deyince otomatik olarak homoloji grubu da trivial. Tamam mı? O zaman bu 3 boyutlu manifold olmak zorundadır. Diyor, onu işte Perelman ispatlıyor. Tamam. Evet, şimdi bu kadar tantanadan sonra ara verecek miyiz hocam? Evet, arkamın da aklı fikri yaklaşık 20 dakikadır burada. Evet, 10 dakika ara veriyoruz. Verdik. Ara. Hocam bir şey sorabilir miyim? Evet, sor. Yani ben 10 dakika buradayım. Zaten. Bir dahaki dersimiz ne zaman hocam? Ne yapacaksın Tolga, sen de hep böyle yasal değil zaten bu dersler. Hocam. Yani ben... Dur, Anıl'a soracağız. Anıl'a ben şimdi daha önceden böyle kendi başıma göre karar veriyordum bir tedirginlik içerisinde. Anıl geldi şimdi bize bir çeki düzen verecek. Ne yapacağız Anıl bir dahaki? Hocam dersin. Çarşamba dememiş miydik zaten? O var kesin herhalde. Çarşamba yarın demişiz. O kesinmiş. Yok, ders saatlerinde demiştik ya, o yüzden diyorum. Ha, adam bakar mısın? Direkt bizim yani resmen avukat olacak adam matematikçi olmaya çalışıyor. Hani öyle demiştik ya. Çarşamba işin mi var Tolga? Hocam benim işim yok. Bir ara tatile gideceğim ama yine derslere katılacağım hocam. Tatile gideceği yer de Bolu. Evet hocam. Kış tatili. Tamam. Yani yarın yapacağız. Yarın bir saat ders yapacağız. Tamam hocam. Bir saat hafta sonuna koymayacağız değil mi? Yani... Hafta sonuna koymayacakmışız Tolga. Hafta sonu gidebilirsin. Adam ayarı verdi. Ben uyum sağlarım programa. Adam ayarı verdi. Hafta sonu hanımdan izin çıkmamış. Hafta sonu olmaz diyor. Vay anamın.
Anıl, senin nasıl gidiyor doktoralar? Hocanla buluşuyor musun? Hocan da korona olmuş. Ne zaman? Yeni mi? Evet, sana mail atmadı. Ha, bizim bölüme mail attı. Onların kızları korona olmuş. Ha, konuşmuştuk hocam da şey, kendisi olmamıştı. Olmuş hocam. Seni mi çağırdı? Genel'i buluşuyordu. Yok hocam, mı? İşte bayağı ben korona olunca zaten mesafeler girdi araya. Sonra beni sınavdan bekliyor. Ona da diyor için. Musun? Dur şimdi ben bir hatırlayayım. Neydi? Evet. Yok ya, ben herhalde çağırmıştır belki, gel Anıl çalışalım falan diye. Yok hazır koronarken. Evet. Ne zaman bitireceğim bakalım Anıl tezini? Biter hocam inşallah 2-3 sene. 2-3 seneye. Vay Anıl, vay Anıl, sen bitir de. Ha, sen bizde bir sunacaksın o zaman değil mi? Sen bizde doktora yapıyorsun çünkü. Evet hocam, artık öyle. Sunuma geleceğim herhalde ben. Gelin hocam, bekle. Evet. Kernel, image. Image kernel. Yani bunlar sizde topological full group. Yani bunlar da şey oluyor mesela kohomoloji, yani şey grupların da mesela o homolojilerinden, kohomolojilerinden falan bahsedilebiliyor. Mesela sen bana bir tane grup veriyorsun. Ben oradan bir tane uzay oluşturuyorum. Onun fundamental grubu o senin verdiğin uzay oluyor. Pardon, onun fundamental grubu senin bana verdiğin grup oluyor. Tamam mı? Hatta öyle bir yapı var ki şu geri kalan hepsini de öldürüyorum. Yani bir tek şu var. O da senin bana verdiğin grup oluyor. Öyle bir tane uzay oluşturuyorum. O uzayla ilgili mesela işte onun homolojilerini falan filan tanımlıyorum. Yani onu hesaplıyorum bu topolojik yolla. Ona da grubun homolojisi, kohomolojisi falan deniyor. Yani burada da mesela işte. Burada kritik olan relation'lar aslında değil mi hocam? Yani grup, grubun presentation'ını yapıyorsak otomatikman uzayı evet, tanımlıyor. Evet. Zaten. Mesela şimdi şöyle şeyler oluyor. Senin de dediğin gibi. Mesela şimdi fundamental grubu veriyorsun. Yani bu grubu her zaman için tam manasıyla belirlemek de kolay değil. Hani şimdi şeye bakıyorsun. İşte diyorsun ki bak şöyle cycle'lar var. Bunlar arasında şu tür relation'lar var. Yani sen fundamental grup için böyle bir tane presentation buluyorsun. Generator'lar, relation'lar. Ama bu relation bunun ne, hangi grup olduğunu, hangi gruba izomorfik olduğunu belirleyemeyebiliyorsun. Evet. O cebirdeki yetersizliklerden. Bir de hocam finite presented olmak zorunda mı yoksa presentation... Ya bu gruplar kompakt olunca, yani aldığımız uzaylar kompakt olunca bu gruplar finite presented oluyor. Yok yani... Infinite presentation yaparsam onun da topolojisini yazabiliyor muyum? Ona karşılık gelen topolojik özellik. Evet evet, verdiğin her gruba karşılık. Onun içinde bu Kenneth Brown'un kitabı var. Cohomology of Groups diye. Hmm, onu da görüyor. Tamam. Evet. Ama, ya, ama yani, uzayları soyut bir şekilde tarif ediyoruz. Şöyle oluyor, finite grupları alıyorsun. Finite gruplarla çalışıyorsun. Yani genelde yapılan finite gruplarla. Sen bakma biz de lapacı değiliz. Bayağı biliyoruz cebir yani. Yani burada da mesela o projective resolution'lar, işte free modül, projective modülü falan, onları yapacağız biz de hep. Kısmetse. Sen müsaade edersen. Bu dönem mi hocam? Yok. Yarın. Evet. Ya burada hocam mesela kayıt açık bu arada. Şu an kaydediliyor konuşmalarımız. Kötü bir şey demedim değil mi? Kötü bir şey demedim ya. Onur'u uyardınız ya, ben de sizi uyarayım, belki unutursunuz. Ulan insanoğlu. Evet. Anıl, niye birbirimizi bu kadar iyi tanıyoruz ya? Pause resume recording. Heh. Ne var hocam sanki? Baba. Hey, aman. En son laf et.
Benden tamam. Sonra da siz çıktınız. Lan yürü git. Tamam. Gördüm, evet, takip ediyordum. Şş, oğlum bir kamera şey, recording. Okey. Tamam, şimdi şu örneği yapacağız. Tolga burada. Buradayım hocam. Evet. Şimdi şöyle, o biraz ara vermeden önce konuştuğumuz V let x is equal to r squared and şimdi a'yı da şey diye aldık. Ama notasyonu unuttum ya. Şöyle bir şeyler yazdım ya. Yani radius'u 1, merkezi 2 ve eksi 2'de olan. Evet. Şimdi şunu kararlaştırmaya çalışıyoruz. Şimdi burada bir şeye, yani basit bir örnek üzerinden bir şeye dikkatinizi çekmek isteyeceğim. We want to determine the relative homology groups of x, a. Tamam. Evet. Hemen şey yapalım. Denote by a'dan x'e the inclusion map. The inclusion map. Evet. Şimdi o zaman we have a long exact sequence. O da şöyle. H2 of x. X dediğim R2. Uğur Bektaş, R2 nasıl bir uzay? Kontraktif hocam. H2 of x. Evet, ondan sonra bu büyük olan, yani bunun H2 of X'in sol tarafında aslında H2 of A var. Küçük, büyük, büyük de küçük. X, A. Ondan sonra buradan H1 of A. H1 of X. O da sıfır. H1 of X, A. Şöyle gidiyorum. Buradan H0 of A, buradan H0 of X, buradan da şeye H0 of X, A, artık ondan sonrası sıfır. Negatif indeksleri sıfır diye alıyorduk. Evet, şimdi bir kere şeyi biliyoruz. We know that, neleri biliyoruz? H I of X is an H I of R2. Şimdi R i büyük eşit 1 diye yazacağım. 0. Bir de şöyle H I of A dediğimiz zaman aslında şöyle diyeyim. Şununla direkt sum H I of B 1 2 bu da 0 ve bunların ikisi de şey için for bir dakika. Nasıl bunu becerdim ben gene ya? For i büyüktür, eşittir 1. Evet, yani şu zaten sıfırıncı homolojisi R karenin Z, geri kalan homolojileri 0. A'da iki tane disjoint union of disk of radius 1. Aslında bunların her birisi de contractible. Dolayısıyla
Bunların da birden büyük homolojileri sıfır olacak. R karenin sıfırıncı homolojisi Z. A'nın sıfırıncı homolojisi de Z artı Z. Tamam mı? Evet. Şimdi dolayısıyla şimdi şurayı şöyle yazdım. Evet. From the above long exact sequence h I of x comma a is zero for I greater than or equal to 2. Çünkü şöyle, şimdi şuraya bir saniye. Şimdi şuna bakacak olursak, Nalan Sena bakıyor musun buraya? Evet hocam. Şimdi buraya bakacak olursak, şimdi burası sıfır çünkü A dediğim iki tane disk. H1 dediğim zaman, H1 dediğim zaman delta 1'den A'ya giden ya bir diskin içerisinde olacak. Bunlar continuous mapler olduğu için ya öbür diskin içerisinde. Dolayısıyla onların direkt toplamı oluyor. İkisi de contractible olduğu için burası sıfır. R kare olduğu için burası da sıfır. Tamam. Şimdi aslında düşünürseniz iki tane long exact sequence'ın içerisinde iki tane sıfırın arasında kalan grubunda sıfır olması lazım. Neden? Çünkü şöyle, bu map'in imajı, bak bu map'in imajı, şu altını çizdim, bu map'in imajı, bu map'in kerneline eşit. Değil mi? Bu map'in imajı sıfır olduğu için bu map injective. Demek ki bu grup injective'li sıfır grubunun içerisine gidecek. O grupta Anıl'ın öğrencilik hayatından çok yakından tanıdığı sıfır grubu. Tamam. Aynı şekilde mesela H3 X, A bunu düşündüğünüz zaman burası H2 of A olacak. Burası H3 of X olacak. Gene aynı şeyi söyleyeceksiniz. Dolayısıyla i büyük eşittir 2 için x virgül a'lar hep sıfır olacak. Tamam, işte bu şekilde kullanıyoruz. Mesela kullanacağımız yöntemlerden birisi bu long exact sequence'da. Bir long exact sequence'da iki tane sıfır arasında kalan grup sıfır olmak zorunda. Bunu yaptık. Şimdi şunu biliyoruz. Bir onu hatırlatayım. Bir augmentation map tanımlı. Ha, şimdi şöyle bir şey diyeyim. Şimdi isterseniz şimdiden şunları bir yazayım. Şu adam Z kare. Bu Z. Şu en sonuncusu zaten sıfır. Şimdi onları gene yazarım. Şimdi şeyleri hatırlatayım bir. We denote by epsilon diye bir augmentation map tanımlamıştık. O şöyle h0 of r kareden z'ye gidiyordu. Bu bir tane pet connected, non-empty pet connected bir tane uzayınız varsa bu tanımladığım augmentation map, aslında ben bunu ilk öncelikle c0x'ten z'ye diye tanımlamıştım. Sonra c1x'in imajın, yani c1x'ten gelen c0 elemanların da augmentation map'in trivial olduğunu, dolayısıyla quotient'a geçtiğini, dolayısıyla homolojide well-defined bir map olduğunu ispatlamıştık. Bu işte gene ona da the augmentation map demiştik. The augmentation map. Ve bu izomorfizmdi. Ve şöyle, şurada bir tane eleman aldığınız zaman o aslında uzayın içerisindeki noktaların böyle direkt şey toplamı, lineer kombinasyonları gibi düşünebilirsiniz.
o katsayıları gönderiyorsunuz. Top katsayılar toplamını Z'nin elemanı olarak gönderiyorsunuz. Bu that is an isomorphism. Bunu yapmıştık. Isomorphism. Şimdi şurada A'nın içerisinde aslında A'nın içerisinde veriyor A. A'nın içerisinde iki tane augmentation map tanımlayabilirim. Şöyle yapayım bakın. Bunları neden yaptım şimdi hemen söyleyeceğim. Similarly buradaki amacımız geçen dersin sonunda söylemiştim. Aslında biz şurada bir tane cycle biliyoruz geçen haftaki dersimizden. H1 of x virgül a'da bir tane cycle var elimizde. Onun gerçekten burada bir eleman, non-trivial bir eleman olup olmadığını belirlemek için yapıyoruz bunu. Tamam mı? Şimdi similarly we denote by şimdi mu1 o da h0 of b1 eksi 2'den z'ye and mu2 h0 of b1 2'dan z'ye bunlar da augmentation map tarafından verilen isomorfizmler olsun. Isomorphisms given by the augmentation maps. Augmentation maps. Şimdi evet. Şimdi şu şöyle yazayım. We obtain the following commutative diagram. Evet. Şöyle şunu yazayım. Sıfır. Bakayım. Evet, şurası zaten sıfır. H1 of x, x dediğim şey. R kare. Ondan sonra buradan H1 of x virgül a'ya gidiyorum. Tamam. Buradan H0 of a'ya gidiyorum. Bu z kare. Buradan H0 of x'e gidiyorum. Buradan h0 of x, a'ya gidiyorum. Ve sıfır bu augmentation mapler natural. Yani şöyle yazacağım bunu. H1 x, a h0 of x z artı z. Bu isomorphism ve bu aslında mu1 plus mu2 tarafından veriliyor. H0 of x dediğim z şu da dursun. Bir şeyler oluyor. H0 of x, a. Şimdi şunlar zaten eşit olan şeyler. Burada eşitlik. Burada augmentation map'im var. Bu da bir isomorfizm. Evet. Şimdi burada yapmamız, yani şöyle bir şey yapacağım. Şu map özür diliyorum. Şimdi o map'in ne olduğunu nasıl göreceksiniz? Şöyle göreceksiniz. Şu map'in ne olduğuna karar vereceğiz. Yani z artı z'den Z'ye giden
şu map'in ne olduğuna karar vereceğiz. Tamam. Şimdi anlaştık mı Egehan? Anlaştık hocam. Tamam. Claim diyeyim. Claim. Aslında şunu da söyleyeyim. Bu E star. Şu bizim connecting homomorfizmamız. Bu da epsilon. Bu diagramlar komütatif. Şöyle şunu söyleyeyim. Epsilon composition E star. Epsilon bir saniye. Bununla da tersten gideceğim. Yani şöyle yapmam lazım. Mu 1 plus mu 2'nun inverse'ünü düşünürsem işte bu benim bu diagram komütatif olduğu için özür z kareden z'ye giden map is given by the bir saniye şimdi buradan bir saniye bunu nasıl yapayım given by Erkan buradan bir eleman söyle z kareden A virgül B. Bunu nasıl yazarım? Şu ya matris olacak ya bu. Matrisi nasıl yazayım? 1 matrisi desem onu da A'ya B diye koyarım. Tamam mı? Evet. Anlaştık mı ne düşündüğüm konusunda? Yani şu A virgül B'yi şu şekilde yazacağım. İşte Z'yi de sildim. Tamam mı Erkan? Normal yazsak hocam. Nasıl yazayım normal? A virgül B diye. A virgül B. A virgül B. Tam bunu A artı. Kalalaşma. Given by. Evet tamam. Given by A virgül B gider A artı B'ye. Matris yapacaktım matris. Tamam. Evet. şimdi ilk öncelikle şöyle başlayalım. Şöyle yapayım. Şu A'dan iki tane nokta seçeceğim. Pick a point. P o şurada olsun. Bu disklerin birinde. B1 eksi 2 and another point. O da Q. O da burada. B1 2 şimdi aslında şu tanımladığım map Z kareden H0 of A'ya bu H0 of işte bu ball'lardan birisi. Bu bir tane Z. Artı bu da diğer Z. Tamam. Şimdi buradan M virgül N aldığım zaman bunu şeye şu klasa gönderiyor. Şunun klasına M çarpı P artı N çarpı Q. Aslında şimdi bu augmentation
augmentation maplerin tanımını hatırlarsanız bu map aslında chain inverse'ü diye tanımlamıştım. Augmentation map is the inverse to mu1 plus mu2. Yani şuradan z artı z'den şimdi şu yukarıya gittim. Tanımladığım map o. H0 of a'ya. Tamam. Zaten şimdi siz B1 şurada bir tane nokta aldığınız zaman, yani mesela şimdi şu altını çizdim ya, burada bir tane nokta aldığınız zaman orayı, o aldığınız nokta B-2 merkezli bir yarı çaplı disk ya orası. Onun sıfırıncı homolojisi Z. Aslında orada bir tane nokta aldığınız zaman onu generator Z'nin biri gibi düşünebilirsiniz. Diğer tüm elemanlar onun bir katı olacak. Dolayısıyla yani bu augmentation map'inin tersi bunlar. Bakarsanız notlara, eminim günü gününe çalışıyorsunuzdur. Bu şey. Şimdi şuna bakalım. Biz neyi göstermek istiyorduk? Epsilon composition E star composition what are we doing? Mu1 plus mu2'nun inverse'ü. Bu şuna eşit. Epsilon star epsilon composition E star composition şu. Şimdi şimdi şöyle, bu nereden geldi? What is going on? Bak, burası tamam mı Erkan? Evet hocam. Evet hocam. Şimdi şu z kareden çıkıyoruz. Bak, z kareden çıkıyoruz. O zaman Erkan'ın notasyonuyla 1,0 diyeyim. Bu 1,0 nereye gidiyor? 1,0 ilk önce H0 of A'da P'nin klasına gidiyor. Değil mi Anıl? Evet hocam. P'nin klasına gidiyor. E onu, E dediğimiz adam, where are you E? Onu X'in içerisinde görüyor. Tamam. Ondan sonra epsilon'da zaten 1 çarpı P. Şimdi bu şöyle. Mesela X'in içerisindeki buradakiler X'in içindeki, yani bu H0 of X'de şöyle düşünebilirsiniz. X'in noktaları sanki generator'mış gibi. Başlarında katsayılar var. O katsayıları götürüyor. Katsayıların toplamına götürüyor bu augmentation map. Dolayısıyla mesela bu 1'e gidiyor. 0, 1 de 1'e gidiyor. Yani aslında siz buradan dolayısıyla 1,1 aldığınız zaman 1,1 aldığınız zaman şurada o 1 artı 1'e gidecek. 1,0, 1'e, 0,1, 0'a. Dolayısıyla bunların hepsi de homomorfizm olduğu için şunu yapmış olduk. Değil mi Erkan? Evet hocam. Evet hocam. Ben biliyorum. Evet. Şimdi şu Tolga, dinliyorsun değil mi? Dinliyorum hocam. Anlıyor musun? Takip ediyorum hocam, evet. Baba çocuk da yalan da söyleyemiyor ya. Nereye anlamadın? Yok hocam, anladım. Sadece dersinin bu sonlarına doğru biraz yoruluyorum da ondan. Şey bazen. Lan ne yapıyorsunuz siz orada? Oturuyorsunuz sadece. Haklısınız hocam. Hemen Anıl cevap ver Anıl. Düşünüyoruz hocam. Gözümüzü devirip tavana bakıyoruz. Yok hocam, yani Tolga alt mesaj verdi. Hani artık bitirelim mi diye, ona güldüm. Vay Allah vay. Evet. Oldu, bu sınıfı da kontrolüm altına aldım. Şimdi sadece şunu söyleyeyim. Ya tamam, peki. Şimdi şöyle yapacağım. Burada duracağım. Tamam mı? Ama bir dahaki ders burayı tekrar ederek geleceğim ve buradan devam edeceğim yarın. Hocam ben hızlıca bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Burada ya kısay aslında, kısaydı değil mi o?
Kısa küçük herhalde. Olanın. Evet hocam, sizin alfa dediniz. Aynen. Kısa o, galiba bu. Onu P ile Q'ya fixleyip tanımladık ya. Ya ama evet, burada P ile Q'nun hiçbir önemi yok diye bir notasyon kullanma ihtiyacı hissetmedik. Çünkü zaten o otomatikman tekrar I star uyguladığımız zaman P ile Q'nun herhangi noktaların gittiği yerler değişmediği için finalde evet, aynı evet, şey geldi. Şimdi şöyle aslında şurayı hani B1 eksi 2 dediğim hani işte o bir tane nokta var eksi 2 diye orada bir yarı çaplı diski aldım. Şimdi onun içinde bir tane nokta alırsan sıfırıncı homolojiyi düşündüğünüz zaman zaten şimdi sıfırıncı homolojisini düşündüğünüz zaman diyeyim ki şu disk şu. Tamam mı? Şimdi ben buradan herhangi bir tane P aldım dediğim zaman şimdi P'nin bir tane klası var. Bu sıfırıncı homolojide. Ben hemen bunu aslında buranın sıfırıncı homolojisi de Z ya bunun biri diye düşünebilirim. Aslında başka bir tane eleman daha alsanız, başka bir tane nokta daha alsanız birini diğerine bağlayan bir tane pet olduğu için onların homoloji sınıfları aynı olur. Yani bir tane nokta alın, onun klasını, onun homolojideki klasını Z'nin biri gibi düşünün. Tamam mı dedin? Evet hocam. Şimdi yani daha devam edeceğim ama benim hissiyatımdan anladığım kadarıyla Tolga pek anlamadı son şeyi. Yani buradaki amacımız şu. Ben aslında şimdi şeyi şurada bizim elimizde potansiyel olarak bir tane cycle'ımız var. Bir tane cycle'ımız var. Artı biz bu grubun ne olduğunu da bilmiyoruz. Bakın. Yani x'in r kare bak x r kare A'da iki tane disjoint disk olduğunu düşünürseniz bu grubu arıyoruz. Tamam? Bu grubu arıyoruz diyelim. Zaten bunun üstteki grupları daha higher homoloji grupları zaten trivial çıktı. Bakın şimdi gerek X gerekse de A'nın her bir parçası aslında hep contractible. Yani onlar hep trivial. Ama A'da iki parça var. Biz şimdi şu gruba bakıyoruz. Acaba bunun potansiyel olarak öncelikle cevaplandırmamız gereken şey şu. Acaba bu grup her ne kadar hem A hem de X hani contractible. Gerçi A tam şey değil hani iki tane contractible space de. Şimdi bunu belirleyebilmemiz için şu Z artı Z'den Z'ye giden bu map'in ne olduğunu bilmemiz lazım. Şimdi bu ne yapıyor? Bu çünkü şu bu sequence şu yukarıdaki sequence exact ya. Bu yukarıdaki sequence exact diyor Onur. Evet hocam. Ve bu diagramlar komütatif olduğu için diyeceğim ki alttaki sequence de exact'tir. Alttaki sequence de exact ise o zaman bu H1 X virgül A dediğim map pardon H1 X virgül A dediğim grup bu pembeyle çizdiğim map'in kerneline eşit olması lazım. Değil mi? Çünkü bu map'in imajı bu injective olduğu için H1 X virgül A'dan çıkan map o zaman direkt görüntüsüne izomorfik olacak. Görüntüsü ne? Şu pembeyle çizdiğim map'in kerneli. İşte o rada seçtiğim map de ya şimdi şey çıkacak o. Z çıkacak bu map'in kerneli. Yani bu pembeli map'in kerneli Z artı Z'den Z'ye giden map'in kerneli Z. Ama bir de şuna dikkat ederseniz bak biz sigma'yı nasıl tanımlamıştık? P noktasından başlayıp Q noktasına giden map diye tanımlamıştık. Dolayısıyla aslında bizimki bir anlamda şöyle olacak. Eksi 1,1 map'i eksi 1,1 olacak. Çünkü P'den başlayıp Q'da bitiyor ya sigma. Buraya Q eksi P diye gelecek. Yani bizim sigma diye tanımladığımız o bir diskten başlayıp diğer diske giden map şuradaki generator olacak. Tam da buranın generatörü. Çünkü bak
burada bizim eleman sigma buraya 1'e eksi 1 diye gelecek. 1'e eksi 1 diye geldiği zaman da bu pembe ile olan map altında sıfıra gidiyor olacak. Onu yapacağım. Yani o bizim orada sigma dediğimiz adam aslında relatif homoloji grubunda non-trivial eleman. İlk önce bu H1 X virgül A'nın Z olduğunu söyleyeceğim. Sonra daha sonra da o çizdiğim o arkın bir diskten diğerine giden şeyin bu relatif homoloji de non-trivial bir class. Yani aslında oranın generator olduğunu söyleyeceğim. Siz en azından oradaki şeylere, yani geçen dersteki notlara ve de buraya bakarsanız o şekilde devam edeceğim. Sonra şeye geçeceğiz. Excision. Tamam mı? Şimdi ne yapıyor diye düşünebilirsiniz. Notlar düzgün gelsin diye şuraları siliyorum. Tamam mı? Soru var tamam mı? Tamam hocam. Tamam hocam. Heh, iyi. Tamam. Evet. Uğur Bektaş, Erkan, Onur Işık. Evet, Onur Işık da şey, elektrikler zamlandı ya, ışığı açmıyor. Tamam. Haydi bakalım. Görüşürüz. Yarın 12.30'da. Hocam notları açacaksınız değil mi? Vallahi bilemem. Ha, pardon. Şey, bir daha sor. Atacağım tabii ki öğrencim. Atacağım. Bir saniye.